Evet, Kocaeli TV'den hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir bakış açısıyla daha sizlerle birlikteyiz. DDC grubun ve DDC makinenin katkılarıyla hazırladığımız bakış açısında. Bu akşam yine iki değerli konuğum var. Yine önemli bir konuyu sizlerle birlikte burada tartışacağız. Evet, sevgili Alpay Hacıoğlu, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Evet, sevgili Enver Everdi, Asosyal Araştırma Şirket sahibi. Sevgili Enver de hem araştırmalarıyla hem de sorularıyla programı bundan sonra zaten her hafta sevgili Enver de bizlerle birlikte. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Evet, malum ülkemizde bir dönem aslında çok tartışıldı. Emlak piyasasında hayli fazla yükseliş meydana geldi. İşte inşaat sektörü de emlakçılar da birbirine paralel aslında çalışıyor. Ama son dönemlerde her yerde olduğu gibi emlakçılık piyasasında da bazı gelişmeler oluyor. Zaman zaman bazı kanunlar, yönetmenlikler çıkarılıyor. Emlak piyasasının bugünkü durumu, Kocaeli Emlakçılar Odası neler yapıyor? İlk olarak sevgili başkanımıza onu soralım. Kocaeli Emlakçılar Odası halihazırda kaç üyesi var? Neler yapıyor? Daha önce de programlarımıza konuk olmuştunuz ama ilk onunla başlayalım. Ondan sonra da piyasanın durumu ve taşınmaz ticaret yönetmenliği, EİDES elektronik ilan denetleme ile ilgili birkaç sorumuz olacak. Sevgili Enver'in de farklı soruları mutlaka olacaktır. Buyurun başkanım, tekrar hoş geldiniz. Evet, öncelikle yayınlar diliyorum hepimize. Bizleri buradan izleyen kıymetli izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Tabii son dönemlerde emlak piyasası çok adından söz ettiren ve çok konuşulan bir sektör oldu. Ve bu son 2-3 yıldan bu yana da emlak sektörüyle ilgili olumlu bir takım gelişmeler ve değişiklikleri de izlemekteyiz. Nedir bunlar? Biz bu hafta, yani geçtiğimiz gün, pazartesi günü son gündemde olan EİDS, yani elektronik ilan denetleme sistemiyle ilgili bir panel düzenledik. Bu panelde Ticaret Bakanlığımızın İş Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanımız, Ticaret Bakanlığı uzmanları, Kocaeli Ticaret İl Müdürümüzün ve Kocaeli Emlak Odası'na kayıtlı emlak odası üyeleriyle beraber çok geniş katılımlı güzel bir panel düzenledik. Bu panelde artık ilan girerken emlak işletmelerinin yüklemiş olduğu ilanlarla ilgili neler yapılması gerektiğini, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, bunların hepsini konuşulduk. Şimdi bu Ticaret Bakanlığı tarafımızdan aslında 5 Haziran 2018 tarihinde taşınmaz ticareti yönetmeliği yayımlandı resmi gazetede. Bu yayımlanan yönetmelikle birlikte emlak işletmelerinin yapması gerekenler, dikkat etmesi gerekenler ve nasıl bu sektöre girmek isteyenlerle ilgili bir yön belirlemesi taşınmaz ticareti yönetmeliği. Oysa ki biz emlak kanunun çıkmasını istiyorduk. Halen de bu görüş üzerindeyiz. Halen de bunu istemekteyiz. Bunun da altını çizerek de ifade etmek istiyorum. Ama tabii yönetmelik de işlerimize ciddi bir şekilde bir yön vermeye çalıştı. Bugün biz eğer emlak işletmesi açmak istersek, üniversite mezunuysak önce 6 ay kesinlikle bir emlak işletmesinde sigortalı çalışmak durumundayız. Eğer ortaokul ve lise mezunuysak öncelikle 1 yıl bir emlak işletmesinde sigortalı çalışmak durumundayız. Biz de buna staj diyoruz. Daha sonra işte vergi mükellefi, tacirse ticaret odası kayıtlıysa eğer ticaret odasına kayıt olacak. Esnafsa esnaf odalarına bizlere kayıt olacak. Mesleki yeterlilik belgesi sınavını almak zorunda olacak. Ve bununla beraber 120 saatlik emlakçılık eğitim belgesi de olacak. Bu belgeleri... Bu belgede bir şey soracağım başkanım. Bir şey dikkatimi çekiyor. Şimdi zaman zaman duyuyoruz, böyle sosyal medyadan takip ediyorum ben. Bu bazı işte üniversiteler, farklı kurumlar vesaire
Bu belgeyle ilgili böyle ortada dolaşıyor. Birileri diyor biz belge aldık işte emlakçılık belgesi vesaire. Bazı yerlerde böyle sanki belge dağıtır gibi belge dağıtıyorlar. Bu nedir? Ya şöyle evet oluyor. İşte sosyal medyalarda, işte çeşitli platformlarda. Çünkü ben birkaç sefer böyle sponsorlu falan sosyal medyada bilmiyorum önümüze düştü mü? Ben önüme düşen zamanlar da oldu. Bize de bazı çok, insanlardan da duyuyorum böyle. Bize de çok düşüyor. Bazen böyle yanıltıcı bilgiler veya işte doğru olmayan bilgiler de paylaşımlar oluyor. Biz bunları tespit edersek bakanlığımıza bildiriyoruz. Gerekli işlemleri mutlaka yapılıyor. Mutlaka. Şimdi bizim az önce bahsetmiş olduğumuz evrakları hazırladıktan sonra TTBS, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi, Ticaret Bakanlığı'nın internet portalına giriyor kişi. Kendi TC kimlik ve e-devlet şifresiyle giriş yapıyor. Evraklarını online sistemde yüklüyor ve bu kişinin Türk Ticaret Kanunu'ndan kısıtlı olmaması gerekiyor. Yani iflas, konkordato, evrakla sahtecilik vesaire bu gibi suçları olmaması gerekiyor. Eğer bunlar da yoksa sistem süzgeçten geçiriyor. Belli bir süre sonra çok bekletmiyorlar. Yine online sistem üzerinden bakanlığımız taşınmaz ticareti yetki belgesini veriyor. Ve bunu bütün Türkiye'de TTBS'yi taşınmaz ticareti bilgi sistemine girip oraya bir tonca Kocaeli tıklarsak getir diyoruz. Bütün Kocaeli'deki yetki belgeli işletmeleri getiriyor. Veya merak ettik Sakarya'da ne var? Veya merak ettik Bursa elinde kaç tane emlak işletmesi var? Bunların hepsini sistem getiriyor. Yani siz bir emlak işletmesiyle eğer bir ticaret yapacaksanız önce yetki belgesi numarasını isteyin. Her ilin plaka koduyla başlar. Kocaeli 41 ile başlar, işte Sakarya 54 ile başlar, İstanbul 34 ile başlar. Bütün aktif olan işletmeleri orada görebilirler. Belgesi aktiftir, adresi budur ya da belgesi şu tarihte iptal olmuştur diye bunların bütün detaylı bilgilerini burada görebiliyorlar. Bu bakanlığımızın ilk fazıydı. Önce taşınmaz ticareti işletmelerinin gerek tacir gerek esnafların hepsinin bir kalıba bir biçime sokmasıyla ilgili bir çalışmaydı. İlk faz bitti. İkinci faz neydi? Elektronik ilan denetleme sistemi. Burada 15 Eylül'de yani bu ayın 15'inde uygulamaya geçti ve son tarihte buydu. Fakat sistemin biraz daha hazır hale gelmesi, biraz daha altyapının oluşturmasıyla ilgili ek bir süre istenildi bakanlıktan. Bakanlığımız da bunu son olarak 31 Aralık 2024 yılının sonuna kadar uzattı. Şimdi biz bir ilan yüklemek istiyorsak eğer internet portalına, A internet portalına veya B internet portalına, buradaki internet portallarına yükleyeceğimiz ilanların önce taşınmaz numarasını istiyor. Yani gayrimenkulün mal sahibi bizlere kendi e-devlet şifresiyle giriş yapacak. Orada yetki belgesi olan emlakçıyı butonda bulacak, seçecek ve yetki vereceği süreyi de seçecek. Evet diyecek ki işte ben Alpay Hacıoğlu gayrimenkule yetkiyi verdim. Ben o yetki numarasıyla ilan portallarına giriş yapacağım. Ve bu yıl sonu itibariyle artık hiç kimse ilan giremeyecek. Bunun amacı nedir? Bunun çıkmasının sebebi nedir? Hem yanıltıcı ilanların önüne geçmek, hem sahte fake ilanların önüne geçmek ve gerçekten doğru bilgiyi doğru güvenli bir şekilde arz edebilmek, talep eden kişilere de doğru bilgi sunabilmek amacıydı. Emlak işletmesi İlan olmayan... İlan giremeyecek derken başkanım orada ilanı yani sadece kişi kendi ilanını girebilecek mi? Kişi kendi ilanını girebiliyor. Birinci derece kanları da girebiliyor ve emlak işletmeleri girebiliyor. Yine o sahtekarlığı nasıl engelleyecekler? Ama şöyle şimdi şu anda işte akıllı telefonu olmayan kimse yok. 3-5 tane bir ev resmi veya arazi resmi bulup internet portallarına girebiliriz. Burasını gerçekten pazarlayabilme şansımız var bizim. Bireysel girebiliyoruz. Bizden girerken o sistem tapu şeyini mi algılayacak? Şöyle giriş yapacak. Şimdi şu anda girebiliyor. Ama yıl sonuna kadar, yıl sonundan itibariyle giremeyecek artık. Şu an ben bir internet portalına ilan girmek istersem TC kimlik numaramı yazmıyorum. Veya cep telefonumu yazıp geçiyorum. İşte bir mail adresi istiyor internet portalları. TC kimliğimi sormuyor. Tapuyu benden istemiyor. Veya işte istele miyim değil miyim onu sormuyor. Hiçbir şekilde sormuyor şu an bunları. Ama yeni düzenlemede EIDS'de yani elektronik ilan doğrulama sisteminde
mal sahibinin TC kimlik ve E-Devlet şifresiyle giriş yapabilmesini sağlayacak. Yani bunu gerçekten mal sahibi değil mi diye. Çünkü internet portalları E-Devlet ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile entegrasyon haline girmiş şu anda. Orada çünkü görecek gerçekten mal sahibi mi değil mi veya işte üzerine gayrimenkul var mı yok mu diye o şekilde izin verebilecek ve ilanı bu şekilde yayınlayabilecek. Öte yandan geldiğimizde bizim tarafımıza baktığımızda da bizim de taşınmaz ticareti yetki belgesi olmak zorunda. Şu an zaten hiçbir şekilde yetki belgesi olmayan hiçbir emlak ofisi hiçbir ilan portalından girip üye olamıyor. İlan portalı eskiden bizden vergi levhamızı isterdi. Ondan sonra meslek odasına, işte ticaret odasına kayıtlıysak bunların faaliyet belgesini isterlerdi. Şu an yetki belgesini istiyorlar bizden. Bakanlık tarafından onaylanan yetki belgemiz yoksa kesinlikle internet portallarını biz mağaza açamıyoruz, ilan veremiyoruz. Yani merdiven altı tabir ettiğimiz evet. Şeyler bu vesileyle tarihe karıştı. Tabii zor bir sektör, zor bir süreç ama bunu tabii zamanla alışabilecek bir süreç. Bazı meslektaşlarım da keza benim de düşüncem aynı bu şekliyle. Belki iş kaybına gidebileceğiz. Belki iş kaybı yaşayabileceğiz. Örneğin birçok gayrimenkul sahibi olanların E-Devlet şifresi olmayanlar da mevcut. İşte bu gibi durumlarda acaba E-Devlet şifremle ben yetki verirsem bu emlak işletmesi benim yerimi satar mı, ipotek verir mi gibi düşünceleri de olabiliyor. Biz Türkiye'deki emlak odaları olarak geçtiğimiz aylarda bir araya geldik. Bir kamu spotu oluşturduk. Bunu da bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın süzgeçinden geçti. Dönüşler oldu. Bütün ulusal televizyonlarda ve ulusal basınlarda bu ilan nasıl vermesi gerektiğini, ne olması gerektiğini bize sadece ilan verme yetkisi veriyor bu sistem. Yani tapuda herhangi bir işlem başlattırma, işte tapu satışında falan herhangi bir yetki vermiyor. Sadece ilanını yayınlamakla ilgili veriyor. Evet. Evet, şu başkanın söylediği son derece önemli. Son dönemde özellikle ilan sitelerinden değil de sosyal medya platformlarından işte iki resimle işte kapora olarak olmayan evlerden insanlardan kapora alıp kiralık kaporası alıp bir sürü dolandırılan vatandaşımız var veya olmayan evlere işte önden para gönderenler var. Herhalde bu söylediğiniz tam da bunun önüne geçecek gibi geliyor bana. Vatandaşlar bunu o zaman bir şey kiralarken ya da satın alırken başkanım bunların da yayınlanması lazım. Hangi portallarda bu belge soruluyor, hangisinde sorulmayacak? Ne zaman hayata geçecek dediniz tam olarak? 15 Temmuz'da yani bu yıl 15 Temmuz'unda uygulama sondu. Bu şekilde devam edecekti. Fakat tabii internet portallarının hazır olması, işte emlak işletmelerinin kendini tanımlamalarıyla ilgili bir süre verildi. Bu sürede 2024'ün 31 Aralık'ına kadar süre verildi. Ben az önce konuşmadan bunu atladım. Çok güzel bir yere geldiniz hocam. Şimdi evet, internet portalları bu şekilde biçimlendirdik, kalıplaştırdık. Kesinlikle kayıp kaçak ilan olmayacak evet. Ama işin diğer tarafı var. Yani sosyal medya platformları var. Yani bütün bu sosyal medya platformlarının için söylüyoruz. Biz bunu bağlı bulunduğumuz Ticaret Bakanlığımıza hem sözlü hem yazılı ilettik, başvurumuzu da yaptık. Asıl bundan sonrasıyla ilgili çok daha büyük sorun sıkıntılar yaşayabiliriz. Evet. Yani az önce nasıl dedim? İşte herkes şu an ilan girebiliyor. Sosyal medyalarda istediği zaman internete erişebildiği her anda sosyal medyadan da ilan da yayınlayabilecek. Ve bunların takip mekanizması olmak zorunda. Evet. Olmalıdır zaten. İşte A sosyal medyada mağaza açıyorlar. İşte B sosyal medyada işte işletme gibi mağaza gibi açıyorlar. Dediğiniz gibi gayrimenkul ve otomobil pazarlıyorlar. Ve bunlar gerçekten sahipleri midir, yetkilileri midir? Bizim şu anda en büyük kaygı duyduğumuz sosyal medyaların üzerine gidilmesi ve bu sosyal medyadaki kişilerin takip edilmesi. Ama şu var, bizim birkaç tane kayıt dışı, yani hiçbir emlak ofisinde sigortalı çalışmayan ve işte vergi mükellefi olmayan işletmelerin sosyal mecralarda ilan yayınlarını tespit ettik. Bakanlığımız bununla ilgili ceza işlemler de başlattı ve kesilen ciddi ceza miktarları da var.
Dolayısıyla sosyal medyaların sonuç da... Sonuç getirir mi acaba? Yani bizde çünkü ilk bir ya şey başladığı şöyle, zaman öyle değil mi? Abi şöyle, şimdi başkan biz bunu şunu yapmamız araştırmanın lazım. Araştırmanın bile sahtesini yapıyoruz. Ya araştırma, ya her şeyin sahtesini yapmak mümkün. Bugün platformları yapıyorsunuz. Başkanın değinelim şöyle, hiç emlakçı falan olmanıza gerek yok. Giriyor adam sosyal medyaya, bir evin görüntüsünü koyuyor. İşte belki başka bir siteden alıyor yapılıyor bu görüntüleri. Yapılıyor maalesef, evet. Koyuyor, kiralık diyor, satılık diyor. Bir bakıyorsunuz oraya binlerce yorum gelmiş. Bir de tabii bedelinin çok altında oluyor bu ilanlarda. İşte normalde şu an kiralar işte 15 bin, 20 bin lira civarındaysa bir ev koyuyor. Çok düşük fiyata yazıyor. Mesela şu an yazdan tam çıkıyoruz. Sezonluk, yazlık kiralama işlerinde de mesela çok vatandaş mağdur oldu. İşte birisi sosyal medyaya koyuyor, kiralık villa diyor. Günlüğü ondan sonra gidiyor diyor, adam kapora gönderiyor, ediyor. Yok, şey yani, yok. Hiçbir şey yok ortada tabii. Öyle bir mal mülk de yok, öyle bir kiralama da yok. Bunların önüne geçmek için başkanımız da burada biraz daha vatandaşımızın bunları denetleyebileceği ve hesabını sorabileceği yerlerden alışveriş yapması lazım. Herhalde biraz da dediğimizde ona geliyor. Yani işte bakanlık tarafından yetkilendirilmiş emlakçılar aracılığıyla bu işi götürmesi lazım. Her gördüğü ilandan bir şey satın almaya kalkmaması lazım gibi diye kıymetli düşünüyorum. Hocam, inanın aslında biz şunu yapıyoruz. İşte sizler aracılığınızla, basın, televizyon, kanallar aracılığıyla aslında biz bunu söylüyoruz. Yani bugün de az önce de ifade ettim zaten. Mutlaka TTBS'ye, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi, Ticaret Bakanlığımızın internet portalından bu kişinin yetki belgesi var mı yok mu diye sorgulamak zorundasınız. Evet. Yani çünkü ufak bir alışveriş ya da ufak bir ticaret dönmüyor. Dönmüyor. Bazı ticaretlerde insanların ciddi bir kaybı yaşanıyor. Şimdi o sosyal medya platformlarında dediğiniz gibi işte ilanı daha cezbedici hale getiriyorlar. İşte olmayan fotoğrafları ekliyorlar. Ne oluyor? İşte bugün rayiç bedelin daha altında satılık ya da kiralık ilanları veriyor. Hepimizi ilgisini çekiyor. İlgisini çekiyor. Ah evet, bakın işte biz çok uygun bir gayrimenkul yakaladık. İşte biz çok uygun bir kiralık bir yer sağladılar bize deyip. İşte bu sefer ne oluyor? İşte ya siz işte bize 500 TL, 1000 TL bir kapora atın, biz bunu opsiyonlayalım falan gibi. Ondan sonra tabii araki ilgisini bulamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla işte biz de özellikle bunu ilgili bakanlığımıza, yani Ticaret Bakanlığımıza bu sosyal medyaların mutlaka bir takip altına alınması gerektiğini. Evet, kişi kendi bireysel sosyal mesaj verebilir, kendi bireysel siyasal mesaj verebilir, o ayrı bir konu. Mesleğiyle ilgili bir mesaj verebilir ama sosyal medya platformlarında kayıt dışı ticaret yapıyor. Evet. Yani sonuçta bu da bir aleni bir bir durum var. Bir de bu konuda çok ciddi araştırmalar var. Gerçekten samimi söylüyorum. Özellikle internet portalında ya da sosyal medya mecralarında bir ürün yayınladıysa bunu kaldırmış olsa bile geriye dönük birkaç tane tespiti yapıldı. Ve bunları mesela isim vermem ama Kocaeli'nde biz şöyle bir çalışmada yaptık. Bu ticaret yaptığı için, yani buradan gelir sağladığı için, kayıt dışı olduğu için zaten hemen kendisini vergi levhası mükellefi ettik. Evet. Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, işte Ticaret İl Müdürü nezdinde ve bu ticaretten işte belli bir rant elde etmiş ve kazanç elde etmiş diye ona gelir vergisi anlamında ceza işlemler de yapıldı. Ve ben buradan siz aranızda söylüyorum. İnanın böyle birisi varsa, işte yani sosyal medyada ilan yayınlıyorsa, internet portalında ilan yayınlıyorsa, hiçbir emlakçılık belgesi veya bir işletme altında kayıtlı çalışmıyorsa ya da vergi mükellefi değilse kesinlikle bir ceza işlem uyguluyoruz. Evet. Kesinlikle. Bize bildirmeler yeterli. Sonuçta şu an mesela bazı önlemler alınıyor. Bazı şeyler yapılıyor. Taşınmaz Ticaret Yönetmenliği gibi. Elektronik ilan denetim sistemi gibi. Bu tam olarak elektronik ilan denetim sistemi işlev görüyor mu ya da ne aşamada? Yeni uygulamaya geçti Ayrullah Bey. İşte ilk fazı taşınmaz ticaret işletmelerinin bir yasal bir hale gelmesiyle ilgiliydi. Bu süreci tamamladık. Şu an pazartesi günü almış olduğum rakam, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nda gerek tacir gerek esnafla ilgili toplamda 70 bin emlakçının yetki belgesi olduğu, bu 70 bin emlakçının işte bu yıl sonuna kadar
E-Devlet üzerinden kendini sisteme tanımlatması, tanımlattıktan sonra da mal sahibinin vereceği yetkiyle artık ilan girebileceği için mecbur mutlaka bu sisteme, entegrasyona kendisini dahil etmek durumundadır. Şimdi bugün gerçekten insanların ciddi bir problemleri, sıkıntıları oluyor. İşte hocamın dediği gibi de yani bir ilan yayınlıyor. Şu an en büyük sıkıntımız, problemimiz Türkiye'de kiralıklarla ilgili çok ciddi bir kira artışı oldu. Özellikle şu son 6 ay, şu son 5 ay içerisinde kiraların çok ciddi arttığını görüyoruz. Hani burada da gene çok fazla da bir fahiş rakamlar yok. Yani memurun, işte üniversite öğrencisinin veya işçinin ev bulabileceği, kalabileceği bir aslında bir kentte yaşıyoruz ama büyük illerde daha çok büyük problemler var. Bugün işte X bir mahallede 15.000 TL işte bir kiralık dairenin olması düşünelim. X bir kişi sosyal medyadan 10.000 lira ilan giriyor. Evet. Herkes o tarafa doğru gidiyor işte. Diyor ki ama bunu ben tutmalıyım, ben tutmalıyım diye. Bu %25'lik kira artış olayı da aslında bunu hem başından beri söyledim. Doğru bir uygulama değildi. Yani bunu bir kıstas koyup kısıtlamak da ilgili. Birçoğu da zaten yani hükümete yakın olsun, uzak olsun. Birçok kişi buna uymadı. Uymadığı da aşikar. O dönem bilmiyorum kime bu iş yaradı ama dolayısıyla kimse onunla ilgili yani ev sahipleriyle kiracılar arasında büyük kavgalar, büyük sıkıntılar meydana geldi. Hala da devam ediyor o sıkıntılar. Aslında şöyle yani çok kısa bir geri gitmek lazım. Neden işte kiralı fiyatları arttı? Neden daire fiyatları, işte konut fiyatları arttı? Bence pandeminin acılarını, pandemilerin yaralarını daha biz henüz hissedebiliyoruz. Çünkü dünyada gerçekten Allah bir daha göstermesin çok büyük bir sıkıntı, büyük bir kapanma yaşandık. Bu pandemiyle beraber büyük problemler yaşandı. Üretim olmadı. Üretim olmayınca talep oldu. Nüfus artışı oldu. Her sene Kocaeli'nde, Kocaeli Üniversitesi'ne 19.500 geçen öğretim yılında 18.000 küsürdü. Bu öğretim yılındaydı. 19.500 kişi yeni kayıt yaptıran öğrenciler var. Bu öğrenciler mutlaka ya bir yurda yerleşecek ya KYK'daki yurtlara yerleşecek ya da bunların birçoğu ev kiralayacak. İşte her sene bu oluyor. Bu pandemiyle beraber üretim olmadı. Tabii gene ciddi bir doğal afet yaşadık. İşte Şubat depremini yaşadık. İllerimizde, 11 ilimizde. Bu da çok ciddi bir göç verdi. Yani Kocaeli'nin sanayi kenti olmasıyla birlikte Kocaeli'ne de çok ciddi göçler verdi. Bakın biz Kocaeli Valiliği, Kocaeli Emlak Odası Başkanlığı'nın üyeleriyle birlikte bütün işte yatırımcılarımıza, ikinci evi olan ya da kendi işte borçlu ikinci ev olanlara biz inanın bir yıl depremzedelere ücretsiz 6 ay ve bir yıl konaklama imkanı sağlattırdık yatırımcılarımıza. Yani topyekun aslında ülkece olarak biz herkes elinden geldiğini yaptı. Ama bu pandemi ve depremin getirmesiyle birlikte ne oldu? İşte konut açığı oluştu. Konut açığı oluşunca o 1-2 yıllık süre içerisinde kiralar artmaya başladı. Özellikle de %25 kira artışından fazla kira artışı yapamaz diye bakanlığımızın, devletimizin bir uygulaması vardı. Bu sefer ev sahipleri, tabii her ev sahibi için geçerli değil, pandemide, depremde kira almayan iş yeri sahipleri, evet, kira almayan ev sahipleri de vardı. Yani bu bakışlı, hatta bir yıl kira artırımı yapmayan ev sahipleri de vardı gerçekten. Boş evi olan, İşte inşaat üreten konut müteahhitler de bu kampanya destek verdiler. Ama tabii buradan fırsatçı zihniyette olanlar da ne yaptılar? İşte benim hani bu iş eski Türk filmlerinde olduğu gibi Almanya'dan kızım gelecek, Almanya'dan akrabam gelecek, evimi 2 ay sonra boşalt. Ya da benim evimin bakıma ihtiyacı var. Ben evimi tadilat yapacağım deyip farklı bahanelerle kiracısını evinden çıkartıp atıyorum 5.000 TL'ye oturuyorsa çıktı 15.000 TL'ye kiraya vermekle ilgili bir mücadele geçti bu süreçlerde. Bunu yerel ve ulusal basında da gördük. İşte ev sahibi kiracıyı bıçaklamış da kiracı ev sahibini kovalamış vesaire. Bu trajedik vakaları ciddi bir şekilde biz yaşadık. Ya da evi yakmış adam. Yani birçok şeyleri izleyebildik burada.
Şimdi tabii gene eskisi gibi tepetüpü oranında her ay işte belli oluyor. Bu ay eğer benim sözleşmem biter, kira sözleşmemi yenilemek istersem işte %65.5 arttırmak en üst seviye zorundayım. Mesela geçen bu kira artırımı bittikten sonra ikisi de kamuda devlet görevlisi, mal sahibi de kiracı da. İkisi de dediler ki ya biz bu 25'te kira artışı bitti. Sizce biz ne yapmalıyız? Yasal boyut %65 diyor. Ama %25'ten %65'e çıkmak kiracı için bir problem. İşte ev sahibi de ortak buluştular. İnanın %45'te anlaştılar. Evet. Yani eskiden de aslında bu olabiliyordu. Olabiliyordu. Bunları biz yaşıyorduk. Hani konuşarak işte ben %20 isterdim de siz %10 teklif ederdiniz. 15'te buluşurduk, 13'te buluşurduk gibi bu şeyler, vakalar olabiliyordu. Evet. Ama %25 sınırlaması bu oldu. Peki burada bunun önünü nasıl geçebilirdik? Nasıl peki burada bir çözüm noktasına gelebilirdik? Barınma sorunu devletin sorunudur. Barınma sorunu işte devletimizin kendi arazisine uygun konutlar üretip bu konutları uygun satıp uygun kirayı verilebilirdi. Aslında bu da diğerlerine de bir ölçü de olabilirdi. Ama tabii dediğim gibi az önce yani her şey üst üste geldi. Kolay değil yani bu süreçler yürütmek ve işte belli bir çizgiye gelmek, işte pandemi, arkasından deprem vesaire. Depremler. Hani deprem demişken bakın biz hala da Kocaeli'nde kentsel dönüşüme daha yeni başlayabildik. Hala da orta hasarlı veya ağır hasarlı binaları daha yeni yeni dönüşmeye başladık. Hatta oranın üstünde biraz duralım. Bu kentsel dönüşümü ayrıca bir parantez açalım ama ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bu kira artışlarının bir düzene gireceği ya da piyasayla ilgili yeni dönemdeki öngörünüz, yasak kalktıktan sonraki öngörünüz nedir? Biraz daha oturmaya başladı mı bu kira artışlarındaki durum? Ya tabii durum? Biz her zaman sözleşmelerimizde şey yaparız. Yani mücbir sebepler deriz. İşte mücbir sebepler, işte deprem, doğal afet vesaire, Allah göstermesi işte bir durum oluşabilir. Ama şu anda bana göre sular duruldu. Yani bu kiracı, ev sahibi vakaları ciddi oranda azaldı. Bugün kimsenin çıkıp da ben Kocaeli kentinde, işte Kocaeli'nin herhangi bir ilçesinde hiçbir şekilde bütçeme uygun kiralık ev bulamıyorum diye bir durum da göremiyorum. Fiyatlar biraz dengeleniyor. Biraz da evet dengelenmeye başladı. Çünkü şöyle bir şey de var. Yani biz atıyorum İzmit'in en meşhur mahallesi işte Yaya Kaptan Mahallesi. AVM'lerinin, tramvayın, işte okulların, pazarlarının olduğu bir yerde. Orada işte pandemi öncesi bir gayrimenkulün 500 bin, 600 bin TL civarındaydı. O zamanki kiralar işte 2000, 2500 civarlarındaydı. Şimdi baktığımızda günümüz şartlarında bir gayrimenkulün 3 milyon, 3 milyon 500 bin evet. Civarında olduğu. Tabii buranın kirasının da işte 15 bin, 20 bin bantları arasında, orası gayet doğal bana göre. Çünkü domino etkisidir bu. Yani her şeye zam geldiği sürece ev fiyatlarının kiralısı da artacak. İşte bir kere bugün ben konut üreten firmalara da, gerçekten onların işleri de çok kolay değil. Onlara da Allah yardımcısı olsun. Çünkü bugün üretip sattığını yarın aynı maliyetle yerine koyamıyor. Yani böyle bir durum da söz konusu. Şimdi başkanım bir şey... Buyurun. Şimdi mesela %25 bu uygulama yapılıyordu. Evet. Adam önceden kersi bitti de yine merak ettiğim, geçen birisi sorduğu için özellikle şey yapıyorum. Adam mesela bu devletin %25 kuralı gelmeden önce oturdun, dedin ki kira kontratı yaptın. Efe tüfe oranında artış yapacağız. Devlet de dedi ki %25 yapıyorsun. Şimdi adamın sözleşmesi bitti. Nereden kira artışı yapacağız? Şu an için mi söylüyoruz? Yani o zaman nasıl bir işlem şimdi bir yıl uygulanması gerekiyor? %25'lik artırım bir yıldı. Evet. Sonra bakanlığımız bunu bir yıl daha uzattı. Tamam. Eğer ben işte 1000 TL'ye bir konut kiraladım, artırış yapacağımda %25, 1250 TL kira verecektim. Sözleşmenin yani bittiğinde. Efe tüfe oranında yapması şu an öyle. Suç.
Evet, o zaman öyleydi. Yasak kalkmadan evet. önce öyleydi. Yasak kalkmadan evet. önce öyleydi ama şu ama an kalktı. Orada da şöyle bir şey oldu. Yani ben onu da dile getireyim burada. Sıradan vatandaşlar, işte o Alpay Bey'in belirttiği gibi, başkanın belirttiği gibi bir şekilde orta yolu buldular. Çünkü ev sahibine de kolay değil. Dediğiniz gibi işte kira 5.000 ve %25 sınır diyorsun. Yan komşu, yan taraftaki veriyor 15.000 liraya kiraya. Sen 6.000 liraya oturuyorsun. Hem kiracıya zul, o da çok fazla şey yapmıyor. Bir şekilde iyi niyetli insanlar bu işten anlaşarak çözdüler. Burada daha kanunları kendi lehine kullanan kiracılar, biraz daha bu işi zorlayan insanlara yaradı aslında bu %25 sınırlık. Ben öyle görüyorum. Etrafımızda da hep böyle oldu. Ya da açgözlü i̇şte, olan ev sahiplerine mi diye. Yok, ev sahipleri şimdi, bir şey yapamadı hayır, burada. Yani sınır şöyle, yasak olduğu için %25'in üstünde. Şey olarak, ya da bahane bulup çıkarttılar falan ama. İnsanların canını yani, yakmak için. Ben hep şunu söylüyorum. Hani bu yasa, bu sınır getirildiğinde de aynı şeyi söylemiştim. Bir şey yasaklamak sıradan, normal, düzgün vatandaşa, bu ister ev sahibi olsun, ister kiracı olsun, yaramıyor. Ya gene bu işi suistimal edenlere daha çok yaramış oldu. Bakanlıkta kaldırdı artık biraz daha. Çünkü şöyle bir şey oldu bakın. 2 sene bu yasak varken kiralar astronomik bir şekilde arttı. Yasak kalktı. Kira fiyatları biraz daha normale dönmeye, rayına harbiden oturmaya o başladı. Da, o bu böyle? Da bir ilginç yani. Evet Enver Hocam, katılmakla beraber size bir şey daha eklemek istiyorum burada. Şimdi serbest kalınca evet bir piyasada bir rahatlama oldu ama ben tabii bakın burada hani ben kiracıdan yanayım ya da ben ev sahibinden yanayım diye biz gerçekten evet. bu işten para kazanan insanlar olarak biz aslında her iki tarafı da koruyup kollamak, evet. her iki tarafa da şeffaf bir şekilde hizmet vermek durumundayız. Şimdi madalyonun diğer yüzü var. Siz bugün bir yerde bir yıl ya da 2 yıl düzgün bir şekilde her ay kiranızı gününde saatini ödeyen bir kiracı profilisiniz. Evet. 2 yıl sonra çıkmak istiyorsunuz. Ev size küçük geliyor. Ya da işte eğitim, okul, iş durumu ile ilgili de ikametgah değiştirmek ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Evi çıktığınızda bugün bir evin boya badanası 25 bin aşağı yok. Evet. Bugün bir evin en ufak bir kombi alsak 30 bin TL'den aşağı bir kombi yok. Mutfak dolaplarında tahribat oluyor. İşte kapılarında tahribat oluyor. Yani siz ev sahibisiniz, ben de sizin kiracınızım. 2 yıl sonra ben bu konuttan çıktığımda benden almış olduğunuz paranın belki daha fazlasını siz konutunuzun tadilatını harcıyorsunuz. Bununla ilgili aslında her iki tarafı koruyan ve kollayan gerçekten yeni kira kanunu ile ilgili bir mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Mutlaka. Doğru. İkinci bir husus da biz her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kira sözleşmeleri nasıl az önce bizim sektörü yakından ilgilendiren bir konu EİDS, elektronik ilan denetleme sistemi. Kira kontratlarını da E-Devlet üzerinden yapın. Kim kiraya vermiş? Kim kiracı? Ne kadar kira sözleşmesi yapmış? Ne kadar yıllık? Kaç aylık? Hem devlet bunun vergisini alır hem gerçekten her iki tarafı koruyup kollamakla ilgili olur. Bir kriter getirilir. Derler ki işte biz bugün Gölcük'ün işte şu mahallesi veya İzmit'in şu mahallesi işte veya Derince'nin bu mahallesinde bu standartlardaki evlerin 2+1'in kirası 10.000 TL. İşte bu standartlardaki evlerin kirası 20.000 TL. Evet bu yüzme havuzlu işte villalıdır vesaire bunlar fantastik kiralamadır. İnsanın durumu vardır 100.000 lira kira bilir. Hiç kimse bir şey diyemez. Durumu vardır, ekonomik özgürlüğü vardır. Gitsin orada otursun. Onda problem yok ama yani bazı yerlerle ilgili bir kriter getirilmesi gerekiyor. Şimdi bugün en fazla işte Umuttepe, Bağçeşme, o Erenler konutlarının olduğu yerler orası çok tercih ediliyor şu anda üniversite öğrencilerin. Ya bir bakıyoruz bir sitede kiralık evin 2+1 10.000 TL, çapraz karşısında sitede 20.000 TL. Yani burada da bir şey yok. Burada da bir kriter ölçü yok aslında. Bunun mutlaka bir denetim mekanizması olması gerekiyor. Çünkü işte bu elektronik ilan denetleme sisteminde işte bu gerçekten göreceğiz 2025 yılında çok çok daha düzene girecek. Az önce söylemiş olduğumuz gibi sosyal medyalar daha yakından takip edilirse, bu fake ilanların, yanıltıcı ilanların önüne geçilirse o zaman sektör gerçekten çok daha düzenli. Evet, internet portalları iş kaybına gidecek. Emlakçılar iş kaybına gidecek. Evet farkındayız. %15, %20 portföylerimiz düşebilir ama belli bir süre sonra çok daha kaliteli ve nitelikli portföyümüz olacak bizim. Yine aynı şekliyle devam edebilecek.
diye düşünüyorum. Daha da sağlıklı işleyecek en azından. Kesinlikle daha açısından. Sağlıklı işleyecek, evet. Şu andaki emlak piyasasındaki son durum nedir? Ne aşamada ya da inşaat sektöründe de bir durgunluk var zannedersem, yaptıklarını insanlar satamıyor. Her iki sektörü de bilen, yani hem alıcı tarafından hem satıcı tarafından piyasada birçok alanda kilitlenme mevcut. Yaşıyoruz, emlak görüyoruz, piyasasındaki durum nedir? Mesela eskiye oranla aylık alım satımlarda ne kadar bir düşüş oldu yüzde olarak? Yani şöyle söyleyeyim. Şeyiniz var mı? Aslında şişirilmiş bir büyük bir balon vardı. Bir iğne ucu yetmesi gerekiyordu. İşte o iğne çattı o balona. Balon patladı şu anda. Bugün ne ilginçtir. Yani gerçekten 100 bin TL'lik gayrimenkulü bir ay sonra 120'ye sattık. 2 ay sonra 140'a sattık. 3 ay sonra 150'ye sattık falan. Ciddi bir şekilde bir artış vardı. Özellikle işte topraklarla ilgili, yani arazi, arsa, tarla, işte konut ve ticari imar arsalarla ilgili. Yine işte konutlarla ilgili veya rezidanslarla ilgili işte veya işte üniversite yakın olan evlerle ilgili hep sürekli böyle bir artış vardı. Sürekli bir artış vardı bu piyasada. Tabii yani bu bizim sektörümüz ekonomiyi de çok yakından ilgilendiriyor. Asla bir ekonomist gibi bir yorum yapma şeyimiz, durumumuz yok ama son dönemlerde mevduat faizi insanları çok ciddi bir şekilde cezbetti. Yani tembelleştirdi. Ticareti tembelleştirdi. Ve bugün işte dövizdeki son işte altındaki dalgalanmalar vesaire. Özellikle de ben çok iyi hatırlıyorum. İşte 20. yılıma gireceğim sektörde. 0.69, 0.79 oranlarıyla biz mortgage kredisinin İlk işte 13-15 sene önce Türkiye'ye girdiğinde 0.69 oranlarıyla, 0.79 oranlarıyla konut kredisi kullanıyordu insanlar. Hatta işte pandemi öncesinde devlet bir uygulama yaptı. Sektörün önü açılsın, insanlar işte daha rahat bir gayrimenkul alabilsin diye. Sıfır evlerde 0.79, ikinci ellerde 0.89 puanlaması, 99 özür dilerim, 0.99 puanlaması uygulanmışlardı. Ve bu faiz indirimi o zaman piyasaya ciddi bir can suyu katmıştı. Şu an en uygun faiz oranı, konut kredisi faiz oranı 3.25'lerde, 3.40'larda, 4 civarlarında da bazı bankalarda da görebiliyoruz. Yani bugün siz hesaplayabilirsiniz, 2 milyon 500 bin TL konut kredisi kullanmak isterseniz, ki anca işte minimal böyle 2+1 tarzında bir ev alabilirsiniz. 2 milyon 500 bin TL konut kredisi kullanırsanız eğer, 120 ay yani 10 yıl vadede bunu hesaplarsak yaklaşık aylık ödemeniz 83-85 bin TL civarlarında olabiliyor. Totalde geri ödemesi 10 milyon 500-11 milyon civarlarında falan bankasına göre değişiyor. Şimdi kim ödeyebilir? 2500 liralık evi alıp da 11 milyona çıktıktan sonra almamak daha iyi. İşte bunların hepsi bir neden, bunların hepsi bir etken. Mevduat faizinin, dövizin, işte konut kredilerin yüksek olması, İnşaat maliyetlerinin, özellikle arsa maliyetlerinin her geçtiğimiz gün artmasıyla birlikte ne oluyor? İnsanların alım gücü çok çok daha zorlaşıyor. Dolayısıyla belli bir durağanlık oldu. Bana göre yani bu 2024 yılı belki böyle geçilebilir ama işte 2025'te duyuyoruz işte bu basın aracılığıyla duyuyoruz ve biz bunu da tabii ki meslek odaları olarak iletiyoruz, taleplerimiz de bu yönde olduğunu söylüyoruz. Mutlaka inşaat sektörünün, çünkü lokomotif bir sektör, yani bir inşaat yapılırken yanlış ifade etmek istemiyorum ama 178 civarında iş kolu çalışıyor. Elektrikçisi, ustası, pimapencisi, işte mobilyacısı, perdecisi, camcısı, boyacısı, yani bir sürü belediyesi, projesi, yani inanılmaz bir sektör var. Bu sektörün mutlaka desteklenmesi, mutlaka bir işte konut kredilerin olması, yine ikinci gayrimenkulünü almak isteyenlere %25, yani gayrimenkulün değerinin %25'i kadar kredi sınırlaması geldi. Oysa ki şimdi sizin bir eviniz var, işte çocuğunuzu evlendirmek istiyorsunuz, ikinci bir ev almak istiyorsunuz ama işte krediyi siz çekmek istiyorsunuz, örneğin ikinci bir ev almak istiyorsunuz, burada bir kısıtlama var.
Diyor ki %25'e kadarında alabilirsin diyor. İşte bu da insanların ne oldu? Ticaretini kısıtlamış oldu. Keza bugün işte %70, %75 oranlarında kredi çıkabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir neden, bir etken. Şu an bir piyasalarda bir durgunluk var. Ama umarım hızlı bir şekilde açılacağını düşünüyoruz. Yüzde olarak başkanım, yani eskiden diyelim, şöyle sorayım daha doğrusu, yüzde olaraktan ziyade eskiden ayda diyelim 500 tane ev satılıyorsa, şu andaki durumda son birkaç aydır en fazla ne kadar satış? Şimdi bunun tabii Devlet İstatistik ve TÜİK'te resmi verileri vardır ama bu verilerde her ay değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla burada şöyle bir yüzde, böyle bir yüzde diyemiyorum ama tabii tapu dairelerinde gittiğimizde görüyoruz. Meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde toplantılarda işte konuşuluyor. İşte örnek XP Emlak Ofisi, ben işte ayda iki işlem yaparken şimdi bire düştü. Veya üç işlem yaparken işte bire düştük gibi bir gerileme, bir düşüklük var. Ama şunu da söyleyeyim. Doğru fiyatlamayla, doğru bölgede doğru bir üretimle yine tabii dönüyor. Yani o kadar da kötü değil, dönüyor. Yani kredisi satışlar da oluyor bu arada. Dediğim gibi bu faiz indirimi olduktan sonra biraz daha açılacağını düşünüyorum. Şu an sektör, her sektörde olduğu gibi emlakta da sıkışıklık var zannedersem. Evet. Ömer Bey. Ya ben herkesin de merak ettiği şeyi başkanımızı bulmuşken de soralım tabii. Önümüzde şey bir tablo var. Başkanın söylediği rakamlara bakınca da hani ekonomik durumunuz iyi olsa da işte ayda 85 bin lira, 10 milyon lira, 11 milyon liraya varan rakamlar, bu fiyatlarla bir şey almak da çok mümkün gözükmüyor zaten. Bir bunun ne kadar sürede bir normalleşme bekliyorsunuz? Bir de böyle yurt dışıyla bir kıyaslama var. Alpay Bey, yurt dışında işte bazı resimler görüyoruz, işte burada aldığınız bir 4+1 fiyatına orada işte malikane alabiliyorsunuz, farklı yatırımlar yapabiliyorsunuz. Türkiye'deki fiyatların yurt dışına oranla bu doğru bir yaklaşım mı, yoksa bizdeki bu fiyatların bu kadar yüksek olmasının başka bir sebebi var mı, onu sormak isterim. Bu ülkesine göre değişir. Yani atıyorum Türkiye'nin Kocaeli kentinde 2+1 x bir rakamdır. İşte İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde x bir rakamdır. İşte Bodrum'un işte bilmem ne semtinde çok daha farklıdır gibi. Bu yani bu göreceli bir süreç olabilir. Evet, bazı ülkelerde gayrimenkul Türkiye'den daha uygun olduğu söyleniliyor. Görüyoruz, biz de izlemliyoruz burayı. Ama bu oradaki maliyetlerin, işte oradaki kıymetlerin de çok büyük önemi var. Lokasyonun önemi var. Aslında burada da çok pahalı, işte kimse ulaşamıyor, kimse sınırlı şey gibi algılamasını istemiyorum. Yani sektör çok da bir kötü. Taraftan da devam ediyor satışlar. Tabii, yani. Tabii ki devam ediyor yani. Hiç devam de ediyor. Ev satılmıyor gibi söylemiyorum. Yok, öyle, yani. öyle bir durum söz konusu değil. Devam ediyor. İşte aramalar geliyor, işte bizde işte sunumlar geliyor. Evet, biraz yavaşladı ama öyle durma noktasına veya çok çok gerileme noktasında değil. Yani böyle bir karamsar bir tabloda çizmek istemiyoruz biz. Evet, önceki yıllara nazaran biraz daha sakinlik var. Bunların sebepleri bu. Aslında insanlar gerçekten kısa vadede doğru yaptıklarını düşünseler de orta vadede gerçekten çok yanlış yapıyorlar. Yani bu mevduat faizine yatırım yapmak, işte çeşitli farklı banka aracılığıyla işte paralarını faize yatırmakla ilgili çok yanlış yapıyorlar. Çünkü eğer orta ve uzun vadede hesaplarsak o paranın eridiğini ve gerçekten o parayla bugün bu 2024'te bir gayrimenkul alsa, atıyorum işte 2034'te belki o parayı tutarsa eğer mevduat faizinde, ancak o dairenin iç kapılarını, kombilerini, mutfak dolaplarını alabilecek belki aslında. Yani uzun vadede buna baktığımızda. Bugün işte o balon köpük piyasanın geriye geldiği durumda doğru fiyatla doğru gayrimenkul satılıyor. Hem de nakit alınabiliyor. Ya da işte kredi de girebiliyor insanlar.
Ama bu fiyatları da biraz bir hale, stabil bir hale getirdi. Bence konut üretenler, işte emlak işletmeleri de dahil doğru analiz yapıp, yerin doğru ekspertizini yapıp ona göre sunabiliyoruz. Önceden şu da olabiliyordu. Bu dönemsel biz bunu yaşadık. Bir gayrimenkul sahibi geliyordu. İşte benim şurada villam var, benim şurada işte iki katlı binam var veya işte bir tane dairem var. Ama bunu lütfen yabancı müşteriye sat. Biliyorsunuz bir ara işte Arap ülkelerinden, işte şeylerinden yabancılara gelenler vardı. Evet, biraz mı? Piyasayı da aslında alt üst edip evet, dengesizleştirdi. Işte aslında biraz da bu da biraz şey oldu. Çünkü şu var, yabancı yatırımcı için Türkiye gerçekten hem sığınacak güvenli bir liman, hem havası, suyu, işte yaşam şekli, yaşam biçimi gerçekten ülkemiz çok çok avantajlı bir yerde. Yani bu rakamlarda başka bir ülkede böyle bir gayrimenkul bulamıyor. Veya bulsa da böyle doğa, deniz, hava, işte böyle bir atmosferi bulamıyor başka bir ülkelerde. Dolayısıyla öncelikli tercihleri aslında Türkiye oldu. Ve geçmiş yıllarda çok ciddi bir yabancı yatırımcı gelmişti ülkemize. Şu an mesela onların durulmasıyla birlikte aslında piyasayı biraz onlar arttırdı. İşte biz ne oluyordu? İşte genelde Arap aileleri mutasip aileler oluyor. Bir otel hiç onları cezbetmiyor. İşte müstakil bir villada kalalım, işte kiralayalım. İşte kirası 10 liraysa 15 lira, 12 lira neyse biraz daha böyle üst rakamlara çıkarttık biz gayrimenkul fiyatlarını. Dolayısıyla biraz buradan artış gösterdi. Şimdi tabii bu faiz oranlarının böyle olması, faiz oranları derken yani bu konut kredilerinin veya işte gayrimenkul kredilerinin artması, işte mevduat faizi, tabii döviz de çevirdiklerinde aslında onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Bir de aslında Türkiye'de kaçırılan şöyle bir durum da söz konusu var. Eğer bugün siz X bir ülkede gayrimenkul satın almak istiyorsanız bu X bir ülkenin en az prosedürleri belki 2 ay sürüyor. Belki 2,5 ay sürüyor. Ve gayrimenkul satış vergileri diğer ülkelerde çok çok daha fazla. Aslında Türkiye az önce söylediğim gibi gerçekten çok ciddi bir avantaj onlar için. Hem vergi avantajları var hem de prosedür çok daha hızlı ilerliyor. Bu dolayısıyla da ciddi bir şekilde talep vardı yabancı yatırımcıların. Tabii şimdi yabancı yatırımcıların da biraz bir durağanlık olabiliyor. İşte geçtiğimiz sene işte bir sene olmayacak bir Arap şeyin işte Türkiye'den çıkın yatırım yapmayın demesi. İşte bazı dalgalanmaların olmasından sebep böyle de bir tabii etkilenme de olabiliyor. Aslında ama yurt içinde bir anlamda şunu diyebilir miyiz? Bazen işte tamam ülkeye döviz gelsin, yabancı yatırımcı da gelsin, şey gelsin ama ülkedeki insanları huzursuz da edecek ya da işte ülkedeki ekonomik çalkantıları daha fazla tetikleyecek olan şeyler olduğu zaman bu şekilde de bir faydası oldu diyebilir miyiz? Tabii ki yani çünkü insanlar kiradan aşırı derecede şikayet ediyordu, alım satımlardan şikayet ediyordu. Bunun yani kötü dediğimiz zaman bazen de iyi sonuçlar da verebiliyor diyebilir ya miyiz? Ya bu piyasalar şu an stabil hale geldi. Bence bundan sonra yavaş yavaş adım adım oturacaktır ve yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. Bir de bu az önce yukarıya çıkış mı, aşağıya iniş mi? Aşağıya ineceğini düşünmüyorum artık bu süreçten sonra. Ama çünkü benzin mazot gibi o da normalleşecek diyor. Stabil bir hale geldi aslında. Aslında normalleşmeye geldik. İşte bu az önce konuştuğumuz kanunların, uygulamaların, kaidelerle birlikte daha güvenilir ve daha yürütebilir bir hale gelecek aslında. Bundan sonrası bence daha iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Az önce yabancılarla ilgili söylemlerimizde şimdi bazen şu da oluştu. İşte ülkeyi sattınız, yabancılaştırdınız, işte bütün topraklarımızı sattınız. Böyle bu tarz serdereçte bulunanlar da. Yani sanki devlet satıyor. Ya ulan kendiniz satıyorsun yerini. Ama şöyle bir durum var şimdi. Ben hep şunu söylüyorum. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Misaki Milli Sınırı içerisindeki her santimetrekare biz kanla aldık. Savaşla aldık. Yani tesadüfen kurulan bir ülke değil Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla kolay da satılabileceğimiz bir ülke değil bizim ülkemiz.
Şimdi mesela örneğin Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hiçbir yabancı vatandaş gayrimenkul alamıyor. Sebep oradaki belli bir nüfusun sayısına yaklaştığı için. Bitti artık, orada alamaz. Ancak boşalacak o nüfus, ona göre olabiliyor. Mesela hiçbir Suriyeli vatandaş Türkiye'den kendi üzerine gayrimenkul alamıyor. Ancak şirket ortağı olacak, %51'i Türk istedar olacak. Ancak şirketin üzerine işte iş yeri, depo, fabrika vesaire alabilir. Şimdi biz bugün dünyanın istediğimiz bir ülkesine gidebiliyoruz. Oradan evlenebiliyoruz. Oradan vatandaşlık alabiliyoruz. Oradan gayrimenkul alabiliyoruz. Yok mu akrabalarımız hiçbir tanemiz? Evet. Gayrimenkul almış, ikinci gayrimenkulünü almış, orada işletme yapmış. Yabancı ülkenin vatandaşı da gelsin buradan gayrimenkul alsın. Bunda bir sıkıntı yok. Şu önemli ama işte hep konuştuğumuz sosyal medya dezenformasyonunu da yalanlamış oluyor başkan. Öyle kafanıza göre her yerde alamıyorsunuz. Yok. Mesela değil şu mi? Var. Yani ülkenin hepsini satamıyorsunuz. Tabii, İsteseniz de satamıyorsunuz. Mesela 300 hektarlık yani 300 dönümlük bir arazi alabilir bir yabancı şirket ya da yabancı şahıs, Suriyeliler hariç. Eğer bu metrekareye geçerse... O önemli niye? Ben şeyi anlamak için soruyorum. Bakanlar Kurulu kanunu böyle. Yani bu geçmiş yıllarda kurulmuş olan bir kanun böyle. Eğer daha fazlasını almak isterse, ülkeye yatırım yapmak isterse Bakanlar Kurulu'na gidecek. Hayır, kabineye gidecek. Suriyeliler yani nereden olduğu için alacak. Yani ülkemizde bulundukları için mi? Bir de böyle bir şey aslında yanlış biliyoruz. Doğru söylüyor Enver Bey. İşte sosyal medyada şeyde bir dünya şey anlatılıyor. O Suriyeliler şu anda ülkemizdeki işte geçici barınmayla duruyorlar. Evet. Belki belli bir süre sonra kendi ülkelerine bir kısmı döndü. Dönmeye devam edecekler. İnşallah o gelişmelerde. Ya bu devlet politikası ayrılıyor. Yani evet. Oraya biz niye böyle oluyor, neden böyle yok, oldu falan. Hani doğru bir hareket yani yanlış bir hareket değil. Alpay Bey Başkan söyledi. Mesela evet. İşte örnek de verdi. Orada ya oradaki birisi satacak, sen parasını da bassa, 10 katını da verse, alamıyor. 100 katını da verse alamıyor. Evet. Bu nüfus yoğunluğu, evet. İşte devletin bazı önemli kırmızı çizgileri evet. Var. Yani, yani öyle işte biz ülkeyi sattık, işte biz ülkeyi yabancılaştık. İsteseniz var. De yapamıyorsunuz yapamıyoruz. İşte yani. Yani. Ha şurada şu oldu, yani tabii konumuz değil ve gündemimiz de değil aslında ama birçok il ve ilçelerde tabelalarda işte Arapça, İngilizce vesaire evet, biraz. Bunları gördük mesela örneğin. Bu bana göre çok doğru bir şey değildi. Yani bugün örneğin işte Fransa'nın herhangi bir kasabasında olabilir, Türklerin sayısı daha fazla olabilir. Tabela Türkçe yazabiliyor mu? Veya işte yön tabelaları marketlerde, AVM'lerde. Ama orada da başkanım şöyle yani bir şey var. Ben aslında bütün mesela bir lisan bir insan şeyiyle de hareket etmek lazım. Bazen de şöyle bir şey var. İngilizce yazıyor. Kimse bir şey demiyor. Ama Arapça yazdığı zaman herkes karşı. Ya bunun da olmaması, bana göre olmaması bence gerekiyor. Bence Türkçenin haricinde hiçbir dille yazılmaması. Ya bu benim evet. Düşüncem. Yoksa hani onlara karşıyız, bunlara karşı değiliz anlamında işte düşüncem yok. Ben de tam onu söylüyorum. Yani bence de o olması lazım. Yani insanlar tabii ki Türkçeyi, Türkiye'de biz nasıl başka ülkeye gittiğimiz zaman işte İngilizceyi de, Arapçayı da, Fransızcayı da ya da Almancayı öğreniyorsak Türkiye'ye geldikleri zaman onlar da Türkçeyi rahatlıkla öğrenebilmesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla ülke öyle kolay dediğinize katılıyorum. Öyle kafasına göre herkes işte birilerine sattı. Bir de şöyle bir şey var. Ben ona da kızıyorum. Ya arkadaş bu yeri sen devlet satmadığın zaman kendi yerini devlet sana zorla mı diyor ki git sat yerini. Belli bir kanun çerçevesinde, belli bir kural çerçevesinde kendi yerini satıyorsun. Ondan sonra bas bas bağırıyorsun. Ya ülkeyi sattınız. Ya arkadaş sen satıyorsun. İki katına hatta işte siz de söylediniz. Emlakçıları da sürekli olarak böyle bir dönem şey yapmıştı. Aslında bana göre her şeyi tadında bırakmak. Her şeyi yerli yerinde yapmak. Bu ülkenin çünkü her şeyi ayrı bir değer. İnsanlar gerçekten ekonomik olarak bir sıkıntı yaşıyor. Bir problem yaşıyor. Dünya genelinde bu ekonomik sıkıntı var. Sadece bizde değil. Evet. Dünya genelinde var. O yüzden dediğim gibi hem barınmayla ilgili devletin aslında birçok alanda yeri var. TOKİ de bu konuda gerçekten önemli bir işlev görüyor. Ve yaptığı şeyler de depremde bir kez daha gördük ki
normal cennetten bir köşe diye satılan, bizim ilimizde de benzer şeylerin çok yakın bir zamanda, Allah bir afet göstermesin, böyle süslü püslü binaları yapan şeyler zaman zaman görüyoruz. Çünkü çok da böyle reklamları yapılıyor, şeyleri yapılıyor. O anlamda belli sıkıntıları yaşamamak için devletin de kontrol mekanizmasını daha fazla işletmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, deprem kuşağı. 11 ilimizde yaşadık. 99'da hakeza Kocaeli ve çevresi yaşadı bu sıkıntıyı. Ama dediğimiz gibi kentsel dönüşümle ilgili de daha güzel şeylerin yapılması gerekiyor. Şu anda son bir soru daha sorayım başkanım. Ondan sonra programımızı noktalayalım. Şu anda Kocaeli'de en çok satılan ya da rağbet gören ilçe hangisi desek? Şimdi İzmit 40 ilden daha büyük bir ilçe nüfus olarak. Peşinde Gebze geliyor. Gebze'de büyük, orta, küçük ölçekli, büyük ölçekli birçok sanayi kuruluşları ve kamu kuruluşları da var mevcut. Gebze ticari anlamda işte depolama, işte üretim, fabrikalı anlamında falan her zaman bir döngüsü mevcuttur. İzmit'te de tabii özellikle konutların, işte AVM'lerin, işte rezistanın olduğu bir bölge. Ama son dönemlerde işte bu pandemiyle, bu deprem korkusuyla insanların gerçekten alışkanlıkları ve tercihleri değişti ayrılığa beri. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'ne ciddi bir katkısı oldu. Bakın bu yıllar önce bu Osman Gazi Köprüsü yapıldığında biz birçok STK kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir ortaklaşa bir televizyon programı yapmıştık. Osman Gazi Köprüsü'nün Kocaeli'ye faydasından çok zararlarını söylemiştim ben. Çünkü Kocaeli'den alacak demiştik. Çünkü buradan dönüyordu, pişmaniyesini alıyordu, marketinden sigarasını alıyordu, yakıtını alıyordu. Kocaeli'de bir döngü oluşturuyordu. Ama şu an İstanbul'dan direkt geçip işte Bursa, İzmir istikametine gidiyordu. Onun peşinde Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı. İki tane çıkış var Kuzey Marmara'nın. Bir Körfez ilçesinde Sevindikli tarafından, bir de İzmit'te Akbişe çıkışlarında var. İşte bu Derince Toylar tarafında, o Umut Tepe'ye daha yakın olan bir yerde tünel uçlarını bıraklar aslında. Orası da bağlanırsa çok çok daha iyi olur. Oradan da çıkışlar yapılır. Kuzey Marmara'dan sonra İstanbul'da özellikle bana göre bu deprem söylentilerinden sonra tersine göç başladı aslında İstanbul'da. Bu tersine göçlerin bir kısmı ilimize geldi, bir kısmı da diğer tarafa, işte Tekirdağ Çorlu, o taraflara doğru, Silivri taraflarına doğru falan kaydı. Bunun kayması aslında bizim kentimizde özellikle gayrimenkul piyasasını daha da hareketlendirdi. Mesela X bir ilçeden X bir ilçeye kadar gidişatınız 2,5-3 saati alabiliyor. Trafik yoğunluğunda bazen inanın 4 saatini alıyor. Doğru. İstanbul'da. Ama Kuzey Marmara'dan girip gelip burada Körfez'de veya Derince'de ya da Akmeşe'de bir küçük ufak bir tarla alıp işte bir prefabrika yapıp cuma günleri gelip cumartesi pazarı işte çocuk çocukta bir toprağa basmak, orada işte bir şeyler ekmek, güzel temiz havada vakit geçirmekle ilgili çok ciddi talepler var İstanbul'da, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin. Dolayısıyla bununla beraber Kocaeli'nin de ciddi bir şeyi de oluşmuş oldu. Keza işte Başiskele ilçesi kendine göre ayrı bir özgü bir ilçe. İşte Darıca kendine göre ayrı bir şey. Kandıra'da işte bu Türkiye'nin ikinci büyük cezaevinin olması, işte yeni kurulan gıda içsaz sanayi bölgesinin oluşmasıyla birlikte kısa da olsa mevsimsel ciddi de bir yaz turizmi de var orada, işte yazlıkçıların olduğu. İşte Kartepe işte kış turizmiyle ilgili tercih edilen bir ilçe. Dolayısıyla Kocaeli gerçekten güzel bir şey. Teleferiğimiz de var artık. Teleferiğimiz de var artık diyorum. Evet. Yani Kocaeli bana göre işte şu ilçe daha fazla, bu ilçe daha fazla ayrılmak yapmadan, yani Kocaeli de bana göre gerçekten, hani bu işte siz de şimdi ortacı konuşuyorsunuz anlamında gibi olmasın. Bugün Derince'de gerçekten ciddi bir talep var. İşte Derince'nin yapay o göletin, tahtalı göletinin olduğu yerler, işte Sevindikli'nin Körfez çıkışları olması, işte bu İzmit'te Akmeşe'nin olması, işte Başiskele'nin, işte Kandıra'nın, her ilçenin ayrı ayrı bir güzelliği var, ayrı ayrı bir talebi var. Yani Kocaeli hala yatırım yapılabilir seviyede diyebiliriz, evet, değil mi? Yapılabilir. Evet. Lokasyon olarak da her tarafa yakın olması sebebiyle de
bence yatırım yapılabilecek bir kent. Bir havaalanımız az çalışıyor. Bir havaalanımız da çalışsa daha başka diyecek bir şey yok. Demiryolu şey yani o anlamda söylüyorum. Havaalanımızı bir türlü şey yapamadık. O uzun bir konu. Onu bir oturtamadık ama o tabii biraz da taleple de alakalı bir şey. Evet. İşte de, ben de onu anlamıyorum. Şimdi ben Trabzonluları da sen de dahil olmak üzere karşıma da almak istemiyorum ama ben arıza olduğum için onu da söylemekte hep Trabzon'a uçuş koyuyoruz Kocaeli'den niyeyse. Onu da bir artık bir bakmak lazım. Bence her yerde havaalanı var. Bu sefer koyunca da bir yani bu sefer de şey varsa bence başka bir şey deneyelim. Yani kaç seferdir Trabzon uçuşlarıyla deniyoruz. Havaalanı olmuyor. Yani, yok onda hem fikiriz. Başka şöyle, bir şey deneyelim bu sefer yani. Öyle değil mi başkanım? Hem fikiriz. Şunu söyleyeyim. Yani ben o konuda birçok ilde havaalanı var. Farklı yerlere uçuşlar yani 2-3-5 yere de uçuş şöyle, yapılabilir. Bak geçen çünkü bizim Kocaeli dışarıdan çok göç alan. Bizim, olabilir ama bizim, şu var Emre hocam. Şimdi mesela Bursa'da da bir havaalanı var. Ya orası şimdi onu tam ona yani geleceğim. İşte bir de aynı Cengiz Topel tarzında. İşte Kütahya'da bir havaalanı var. Aynı o tarzında işte. Ya, Adana'da işte diye veya diğer illerde de vardı geçmişte aynı bu şekilde. Bir de bu talep meselesiyle ilgili ama bence bir de buradan seslenmiş olalım. Mesela geçen bizim arkadaşlarımızdan beraber çalıştığımız arkadaşlardan birisi senin hemşerin Trabzon'a uçacak. Ya Cengiz Topel'deki bilet Sabiha Gökçen'den 1000 lira daha pahalı. Evet. Yani bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi yani 1000 lira 1500 lira yani Sabiha Gökçen'de Cengiz Topel'den daha ucuz biletler var. Şimdi ekonomik olarak da böyle bir durum varken insanlar buradan uçmayı niye tercih etsin? Yani bugün servislerle 40 dakikada 35 dakikada Sabiha Gökçen'e ulaşabiliyorsunuz. Yani çünkü Kocaeli'den de direkt oraya otobüs de var. Var her türlü ulaşım var. Yani belediyenin de ulaşımı var. Özel ulaşım da var. Şimdi atıyorum Trabzon'a Cengiz Topel'den 3000 liraysa Sabiha Gökçen'den 1500 liraysa insan hangisini tercih edecek? Gidecek Sabiha Gökçen'den uçacak. Maalesef yetkililer böyle. Bunu da bir kontrol etsin yani. Burada da bir arıza var. Evet. Yani. Evet Ömer Bey. Başka sorun var mı başkanıma? Çünkü başkanıma son vaktimiz var mı? Evet. Benim kafama takılan bir sorun da bu raiç bedel sorunu. Başkanım sizi bulmuşken bunu sormak istiyorum. Yani hep vatandaş da bunu konuşuyor. İşte tapuda farklı, ödemede farklı, harçta farklı. Yani biz işte evin gerçek değeri ya da arsanın gerçek değeri farklı. Tapuda gösterdiğimiz farklı. Bu sorunu biz niye bir türlü aşamıyoruz? Siz oda olarak, sektör olarak bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir çalışmanız var? Yetkililerle bunu, ya biz bu sorunu nasıl aşacağız? Yani burada bir sorun var. Yıllardır da bu sorun değişmiyor. İşte belediye başkanları da şikayetçi bu raiç bedel işlerinden. Yatırımcı da şikayetçi, konut sahibi de herkes şikayetçi ama biz bu sorunu aşamıyoruz. Bununla ilgili nedir? Bir bizi aydınlatırsanız çok seviniriz. Güzel bir konu. Bizim gündemimizde olan da bir konu bu ayrıca. Evet. Şimdi az önce işte sektörün ne yöne geldiğini, nereye gitmek istediğimizi, ne yapmak istediğimizi konuştuk. Daha düzene girmekle ilgili konuştuk. Fakat bana göre EİDS elektronik ilan denetleme sistemi aslında çok da bazı kayıp kaçak işleri de beraberinde getirecek diye düşünüyorum. İşte ilan girmeyebilirler. İlansız işte bu gayrimenkulü pazarlayabilirler vesaire gibi. Çünkü bu ilan portalına bu gayrimenkulün gerçekten piyasa değerini giriyoruz. Çünkü biz buraya gerçekten satıyoruz. Piyasa değeri nedir bu gayrimenkulün? 5 milyon lira. Belediye raiç değeri ne kadardır bu gayrimenkulün? 1 milyon lira. Belediyeler 1 milyon üzerinden yıllık vergilendirme alıyor. Belediye raiç değeri. Peki ben belediye raiç değeri 1 milyon olan bir yere 1200, 1 milyon 300 bin veya 1 milyon 500 bin ne kadar istersem, paşa gönlüm nasıl isterse ben o şekliyle tapuya beyan ederim. 1 milyon 500 bin üzerinden ya da belediye raiç değeri üzerinden satış gösterebilirim. 1 milyonsa 1 milyon. 1 milyon üzerinden. Oysa ki ben bu gayrimenkulü 5 milyon liraya satıyorum. 1 milyonu banka transferiyle yapıyorum. 4 milyon TL'yi elden veriyorum. Bir şekilde dengeyi kurmaya çalışıyorum. Evet.
Bununla ilgili bir takip yok, bununla ilgili bir izleme yok, bununla ilgili herhangi bir denetleme yok. Biz bunu diyoruz ki, hatta biz bunu bugün demiyoruz. Çok da güzel bir konuya değindiniz Enver Hocam. Çok teşekkür ederim ben size. Biz bunu yıllardan beri şunu söylüyoruz. Çok çok geçmiş yıllarda bir kez bu durum oluşmuş. Şimdi devlet tarafından bir sicil affı çıkartılmış. Biz bu sicil affının mutlaka ve mutlaka tekrardan düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Niçin istiyoruz ve niçin bunu düşünüyoruz? Vatandaş ister istemez, emlakçıda, inşaatçıda, vatandaşta ister istemez kendi şekliyle bir şekilde hülleye gidiyor. Yani hülleci bir tutum sergiliyoruz biz burada. Belediye rayiç değeri buranın 1 milyon liraysa, belediye benden 1 milyonluk gayrimenkulün, işte atıyorum yıllık benden 1000 TL emlak rayiç vergisi alıyorsa, benim 1 milyonluk rayici gerçek değerine 5 milyona çıkarsın. Ama yine benden 1000 lira alsın. Yani bunu yaparken de keza tapu satış bedellerinde de binde 4 olan tapu harcını işte %2'sini alıcıya, %2 satıcıya ya da işte anlaşmaya bağlı nasıl yasılacaksa genelde alıcı ödüyor tapuyu. Ama yasal yönde yarı yarıya paylaştırıyor devletimiz bunu. Gelelim tapu harcını işte binde 4'lerden binde 1'lere veya binde 0.50'lere 60'lara neyse buraya indirsek biz de bu satışları 1 milyon lira değil de 5 milyon liraya gerçek değerine göstersek hem belediyemiz kaybolmasa hem tapudaki işler de kaybolmasa diye. Hatta şöyle bir şey de var. Yani bunun yüzdesini ben bilemem ama yani takibini de bilmiyorum. Devlet yapamaz bunun takibini. Bir emlakçı yapamaz bunun takibini. Şimdi bazı gayrimenkuller var. İşte biz Enver Bey'le anlaşıyoruz. Enver Bey ne kadar istiyorsunuz gayrimenkulde? 5 milyon. Buyurun 5 milyonu. Tapu dursun sizde. Bir yere alırım. Güveniyoruz. Yıllardan beri birbirimizi tanıyoruz. Böyle ticaretler de çok oluyor bazen. Aradan 3 ay, 5 ay, 1 yıl geçiyor. Bu sefer diyorum ki geliyorum Ayrullah Bey'le bir ticaretim var. Ayrullah Bey'e bu ticareti takasla bir şekilde veriyorum. Bakın tapu bir kere el değiştirmesi gerekirken değişmiyor. Neden değişmiyor? Tapu harçlarının yüksek gelmesinden dolayı değişmiyor. Böyle olan bazı işler de var. Yani o yüzden diyorum hani bunu hiçbirimiz denetleyemeyebiliriz. Orada da hemen örnek verelim. Mesela araba alım satımlarında da çok yüksekti. Sonra bir şey belirlendi. Noterde mesela bu makul bir ücrete getirildi. Herkes hemen çok arabasını evet, alıp çok satmaya başladı. İşte aynısı yani. Gayrimenkulde de bence olmalıdır. Yine şöyle bir durum da söz konusu. Mesela araçlarda noter satışları dediniz. İşte sıfır araçlarda binekse 2 ya da 3 yıl, ticari ise 1 yıl sonra muayene ettiriyorsunuz. Evet. Yani bu arabanın işte farı duruyor mu, kapısı duruyor mu falan diye. Biz 50 yıl önce konut üretmişiz. Projeyi çizmişiz. Belediye ruhsatı almışız. İskele almışız. Kadastrodaki işlemler bitmiş. Tapuya bitmiş. Kat mülkiyetli olarak tapumuzu almışız. Her şey bütün şeyi hala. Ama evet. 50 yıl içerisinde binayı daireden dükkana çevirmişim. Dükkandaki kolonları kesmişim. Yani ciddi bir şekilde binayı bambaşka bir hale getirmişim. Ya araç muayeneleri gibi bir yılda iki yılda bir olmasın. Ama en az 5 yılda bir, 7 yılda bir gayrimenkul muayenesi olsun. Ya 10 yılda yapalım, 15 yılda yapalım. 10 yılda bir olsun. Ya 20 yılda olsun. Yani işte, gayrimenkul muayenesi de yapalım. Belki bazıları kızacak ama çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü deprem gerçeği var. Evlerinden yani, daha çok, bir de en büyük araçlarından sorun, daha çok evlerde zaman geçiriyor. Bu muayeneyi de işin ehli, ehliyetli olan kimse gelip onun kontrolünü yapsın. Çok cüzi bir rakam belirlensin. Yani böyle insanları zorlamayacak bir şekilde bir şey olacak. Devletin işleri de rahat olsun. Tabii yetkilendirdiği bir kişi gelecek, kapımızı çalacak, ya sizin muayeneniz bitmiş şey diyecek. Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi var. Bu kapsamda mesela inşaat mühendisleri odası. Şu anda Kocaeli'de bu şey, çalışmanın bir benzer tarama bir çalışma yapıyor yapıyor mesela. Bitmek evet, üzere. Evet bilgimiz var. Mesela bitmek belli üzere. Bir sürede düzenli bir şey haline getirilebilir. Evet aşağıda adam geliyor. Dükkanın fırın sığmıyor diye kesiyor kolanı. Kimsenin haberi yok yani. Bu da çok önemli bir şey. Bunun inşallah üstünde durmak lazım. Güzel bir de bir öneri diye düşünüyorum. Son kapatmadan önce şunu söyleyelim. Hazır konu açılmışken ben gelecekte en büyük sorunun yapılan inşaatlarda
Şu anda mesela Başiskele buna bir örnektir. Yapılan yani diğer yerlerde aynı şekilde hakeza yeni yapılaşmanın çok olduğu yerlerle ilgili söylüyorum. Hala arabaları yolun kenarlarına park ediyoruz. Yapılan hiçbir inşaatta bunun da bir kontrolü olması lazım. Yapılan hiçbir inşaatın otoparkı yok. Maalesef ki 10 tane otopark ev yapılıyorsa, bina yapılıyorsa, bir tanesinde otopark varsa 9'unda mutlaka otoparkı yok. Yolun kenarlarına insanlar artık belli bir süre sonra kavga etmeye başlayacaklar ki yeni ya evimin önüne bıraktın ya da şey yaptın. Bu sorun büyüyerek devam ediyor. Otopark varsa bunun da o otoparka girmek için çok böyle farklı bir şoför olmanız gerekiyor. Farklı yani, ya olsa da işte olsa da olmaz yok yani. Hani hiç olmayanlar bir tarafa, olanlar da işte o kolonlardan aşağı arabayı girmesi, evet, çıkması çok da araba park edilebilecek otoparklarda değil. Onu da maalesef söylemiş ki olarak öyle. Bu da ayrı bir sorun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Var mı sorun olarak söylemek istediğiniz? Hayırlı haber. Şey? Bizler teşekkür ederiz. Bizlere böyle bir fırsat tanıdınız. Emel hocama da teşekkür ederiz program için. Son olarak tabii bütün hepsini konuşmaya çalıştık. Ama tabii daha aklımızda kalan ve konuşmamız gereken birçok konular da olabilir. Ben program başında da söylemiştim. Sektörümüz belli bir yöne, belli bir kalıba sokuluyor ve çok daha düzenli bir hale gelecek düşünüyoruz. Ama bunun yeterli olmayacağını, yeterli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunduk. Komisyona havale edildi. En son yakın zamanda tekrar bir bu komisyonun hangi aşamada olduğunu, ne olduğunu bir takipçisi olacağız. Mutlaka Türkiye'de gayrimenkul kanununun, emlak kanununun çıkmasını istiyoruz. Daha disiplinli, daha kurallı bir hale gelmesini bizler de istiyoruz. Özellikle kayıp kaçakla ilgili mücadelenin yapılmasını istiyoruz. Onların takipçisi olacağız. İnşallah bunu da yakın zamanda da ülkece görürsek çok çok daha mutlu olacağız. Ben hem buradan bizi izleyen seyircilerimize, meslektaşlarımıza hem de siz değerli, kıymetli program yapımcılarınıza böyle bir program geçtiği için tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Emlakçılar Oda Başkanımız, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu'na teşekkür ediyorum. Enver Bey var mı şimdi son olarak? Var, benim söyleyeceğim ama ne Başkan Bey'le ne de programla çok alakası yok. Çok da yanlış anlaşılmaya da müsait. Önce Neşet Ertaş'ı bir saygıyla, rahmetle analım. Bugün yine ölüm yıl dönümü. Bir de ülkecek üzüldüğümüz genç bir polisimiz şehit edildi biliyorsunuz. Söyleyeceklerimi kimse alıp başka yere evirip çevirmeye kalkmasın. Kimse kimsenin, burada şöyle bir şey oluyor. Biz geçen programlarda da bunu konuşuyoruz abi seninle. Bu ülkede konuşulması gerekenlerin üstü iki tarafta. Hem yetkililer tarafıyla hem de yetkisizler tarafıyla bir curcunaya, bir gargaraya getirilip mevzu maksatından bambaşka yerlere götürülüp unutturulmaya çalışıyor. Gencecik bir polis şehit olmuş. Biz birileri poşet ve hayvan aracını konuşuyor. Kimi bunun üstünden kendisine bir destek yolu açıyor. Bakın bu polisi geri getiremezsiniz. Bu gencecik göreve yeni başlamış 26-27 yaşındaki şehit olan polisi poşetle hayvan arabasına bindirerek. Ya benim burada üzüldüğüm o adamın umurunda değil ki ya. O cani sen ister hayvan arabasıyla taşı ister çıplak götür. Ne olacak yani, onun çok da umurunda mı yani? Yani burada ben vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyorum. Ya ben bunu yetkililerden artık ben birçok programda söylüyorum. Bakın bu sosyal medyada bu gaza gelme. Bu birbirimizi konuşmamız gereken konuların dışına itekleme. İşte buradan hemen mesela benim vatanseverliğimi sorgulamaya kalkma. Hain damgasıyla birilerine. Ya bakın biz konuşmamız gereken şeyleri konuşamıyoruz. Birileri sosyal medyadan sizi çok kötü yönlendiriyor. Bakın bunun böyle olmasının kime ne faydası var diye ben tekrar sormak istiyorum. Evet, hepimizin belki içini ilk bakışta soğutabilecek bir hareket olabilir. Ama bu uygulanması yanlış olan bir durumdur. Ve bu o caninin de zerre umrunda değildir. Yani dilim çok daha farklı şeyler de söylemek istiyor. Yani burada
emniyet güçlerimize de şey yapmak istemiyorum. Ya poşet giydirene kadar başka bir şey söyleyeceğim. Vurun atın o zaman yani. Ya kimse de bunun üstünden bakın birkaç gündür saçma sapan tartışmalara gidiyor. Birileri bir şey söylüyor. Yani devlet saçmalığa yol açmaz. Yani bugünü de böyle bitireyim. Evet, yani çok teşekkür ediyorum. Saçmalığa yol açmaz. Bazı konularda gerçekten dikkat etmek gerekir. Vatandaşlarımıza da söylüyorum. İlk başta gözünüze hoş gelebilir bazı şeyler ya da içinizi soğutabilir. Ama bu işler çok daha farklı yere gitmesine sebep olabilir. Çünkü bir uygulama, bir şey doğru bir şey değil. Yani sonuç da elde edecek bir şey. Yani bizim sonuç elde etmemiz lazım. Gencecik polisimiz şehit olmuş. Ailesine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Yani bu şekilde olmaması lazım. Ben bunu söyleyerek başkana tekrardan yayınımıza katıldığı için ve gerçekten bazı konularda çok aydınlatıcı şeyler söyledi. Vatandaşlarımız da bu emlak alımı, satımı, bu yetki konusunda bize hep zul gelmiştir. Onu da söyleyeyim. Ben de şu ara oğlum üniversiteyi kazandı. Bir ev arayışım var. Emlakçılar da bize biraz şey gelmiştir. Ya niye emlakçı parçası vereceğiz diye ama işte belli bir sistem ve düzen işte nasıl herkes işini yapıyorsa bu da artık bir sektör ve iş doğru şeylerle, düzgün şeylerle çalışmanın önemini de anlamış oluyoruz. Vatandaşlarımız da bazı şeyleri bakarken işte bu sistemlerden bu yetkisi var mı, yok mu, muhatap alabileceği bir yer var mı? Bunları da kontrol ederek çalışırsa inşallah daha zamanla oturan bir sektör haline gelecek. Evet, öğrencilerimize de Allah kolaylık versin. Velilerimize de yeni eğitim öğretim yılı başladı. Tekrar hayırlı olsun. Üniversitelerimizin de bir kısmı başladı, bir kısmı eğitim öğretime başlayacak. Onlara da, öğrencilerimize de ve velilere de Allah kolaylık versin diyoruz. Şeyda kardeşimize de bir kez daha onun nezdinde tüm şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Evet, Enver çok doğru bir şey temas etti. Programımızı öyle kapatacaktık. Ben de benzer şeyleri söyleyecektim ama Enver söylenmesi gereken birçok şeyi söyledi. Aslında şu da sorgulanması lazım bana göre. Biz polisimizin hangi konuda ne yetkileri olduğunu ya da işte polisimizin canını geri getiremeyeceğiz ama daha düzgün uygulamalarla o işte ona katleden caninin o kadar suçu varsa kendi annesi bas bas bağırıyor, ben kaç kere şikayet ettim. Boşu boşu yerlerde bir dünya insanı içeride tutup adaletinde bu konuda herkese bir gün mutlaka lazım olacağını, gerekli gereksiz bir dünya insan içeride ama bazıları da elini kolunu sallaya sallaya bu memlekette dolaşıyorsa bunun da sorgulanması lazım. Kardeşim bu iktidarın muhalefeti yok. Herkese adalet mutlaka lazım. Gerekli gereksiz önüne gelen herkes her şekilde sosyal medyada istediği gibi kafasına göre birbirlerini tehdit ediyor. Birbirlerine bir şeyler söylüyor. Ben de bunu anlamış değilim. Bu ülkede kanunlar herkese eşit bir şekilde uygulanmadığı zaman bu tür şeyler mutlak surette meydana geliyor diyoruz. Bir kez daha Şeyda kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır, başsağlığı diliyoruz. Ve onun nezdinde de tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Çünkü onlar olmasa bu memlekette her gün çünkü evimizde rahat uyuyorsak birilerinin bizler için, bu ülke için dışarıda nöbet tuttukları için huzurlu bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bunu da unutmamak gerekir diyorum. Sizlere, bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize, onlar da bizlerin bu yayını sizlere ulaştırmamızda emekleri büyük. Onlara da teşekkür ediyorum. DDC Grup ve DDC Makine'ye katkıları için teşekkür ediyorum. Sevgi ve hürmetle sizlere selamlıyoruz. Bir başka programda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim. Hoşça kalın.